Bak Nur, yani beni yanlış anlama ama aranızdaki bu durumu işe karıştırmak senin her gün şirkete gelmen demek. Bu Yiğit'i delirtir. İcdel'i düşünemiyorum bile. Yiğit benden kaçıyor. Ona yakın olmak zorundayım. Onu kazanmak için ne kadar inatçı olduğumu görmeli. Çünkü ondan bir kez vazgeçtiğime inanıyor. Vazgeçmedin mi Nur? O adamla evlendin sen. Hayatımda yaptığım en büyük hata. Yiğit'e yaptığım tek hata. Yiğit için mücadele etmek zorundayım. Lütfen bana yardım et. Bak Nur, eğer yangın çıkmasaydı İcdel'le Yiğit bugün evlenmiş olacaklardı. Farkında mısın sen bunu? Peki onların evliliğine inanacak mıydın Cahit? Ya benim ne düşündüğüm önemli değil Nur. Lütfen cevap ver. O evliliğe inanacak mıydın? O evliliğin herhangi birini, Yiğit'i, İcdel'i, hatta Mert'i mutlu edebileceğine dair içinde en ufak bir umut var mı? Bak, kimsenin mutlu olmayacağını biliyorum ben. Kardeşinin can acısıyla kendini benden uzak tutmak için kendi kalbini feda ederek evlenmek istediğini biliyorsun değil mi? Ve bana o kadar kırgın, o kadar kızgın ki kendi duygularını bile bıçak gibi kesip attı. İcdel'i ve Mert'i mutlu etmek için kendini o evliliğe sürüklüyor. Ama yanılıyor. O evlilik kimseyi mutlu edemez. Bak Nur, ben bunları biliyorum ama... Benim amalarla kaybedecek zamanım yok Cahit. Yiğit her geçen gün benden uzaklaşmak için daha güçlü duvar örüyor. Uzağında kalmayı göze alamam. Ona yakın olmak zorundayım. Onun için verdiğim savaşı kendi gözleriyle görmeli. Ondan vazgeçmeyeceğime, aşkıma, bana yeniden inanmalı. Uzaktayken bunu başaramam Cahit. Bak Nur, ben... Bize inanıyor musun Cahit? Aşkımıza inanıyor musun? Bize yardım edecek misin Cahit?